أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Haşr suresi 8. ayet-i kerimede devam ediyoruz. Li için demek biliyoruz. Aynı zamanda için vardır anlamı da söz konusu. Ardındaki ismin son harekesinin iyiliği yapıyor şu şekilde. Lil fukara'i, fakirler için, yani yoksul kimseler için, el muhacirine, muhacirine, yani muhacirlerin, göç eden kimselerin yoksullarına diyor. O da onlar için vardır. Bu yukarıda daha önce bahsetmiştik, ganimetlerden bahsediyordu. Ellezine an'en, uhricu, çıkarılan anlamında. Bu harace kelimesi biliyorsunuz, çıkarmak. Ehrece olunca harece çıkmak, ehrece çıkarmak anlamında. Okrucu olduğu vakitte çıkarıldı demektir tek başına. Ellezine okrucu olunca çıkarılan anlamında. Min diyarihim, min dandan demek. Bu da aynı şekilde ardındaki ismin son harekesini iyiliği yapıyor. Min diyari derken tabii şuraya bakıyoruz. Yurtlarından. Şurası hum olacakken burası iyi olduğu için burası da hime dönüşüyor. Yurtlarından çıkarılan ve emvelihim ve mülklerinden, mallarından çıkarılanlar yebtegune aramak, istemek anlamında fadlen fazıl, lütuf arayan minallahi Allah'tan bir lütuf, bir fazıl ve rıdvane ve rıdvan yani Allah'ın razı olunmasını arayan kimseler ve yensurunallâhe yensurune yardım ederler demektir. Yensurunallâhe Allah'a yardım ederler ve resûlehu onun peygamberine yardım ederler. Tabii Allah'a yardım etmek nedir? Bunun üzerine aslında ne yapmak lazım? Bu tefsirlerde bakmak lazım. Bir insan Allah'a nasıl yardım edebilir? Hemen ardından Resulehu peygamberine diye bir ifade de kullanıyor. Evet, demek ki insanlar Allah'a yardım edebiliyor. Ule 2 onlar humus sadikun işte onlar sadık sözü doğru olan sadık kimselerdir. Diye buyuruyorum. Evet. İngilizcesine geldiğimizde and there is also burada vardır a share bir pay vardır in this booty. Booty ganimet demekti. Dolayısıyla bu ganimette bir pay vardır. Kim için? For the poor immigrants. Poor fakir demek. Immigrants göç eden, hicret eden yani muhacir kelimesinin İngilizcesi emigrant. Göç eden ve bunlar da tanımlıyor şimdi. An-en'le tanımlıyor. Who were expelled. Expel çıkarmak anlamında. Who were expelled çıkartılan. Biliyorsunuz were expelled dediğimizde çıkartıldı anlamında. Şuradaki who'dan dolayı who were expelled çıkartılan from their homes evlerinden. Bu diğer kelimesi ev olarak çevrilmiş İngilizce'de. Tabii yurtlarından diye çevirmekte de bir sakınca yok. And the property, property de mülk demektir. Mülklerinden çıkartılanlar. Seeking, arayan, arayarak anlamında. Bounties, bounty, lütuf, fazıl, ihsan anlamında. From Allah, Allah'tan bir lütuf arayan. And to please him, onu razı etmek, onu memnun etmek isteyenler için and helping Allah ve Allah'a yardım eden helping his religion. Burada Allah'a yardım etmeyi parantez içerisinde onun dinine yardım etmek diye almış and his messenger onun peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yardım edenler diye buyuruyor arkadaşlar. Such a
bu such böylesi demektir arkadaşlar. Such a, böylesiler, yani o ulaike onlar anlamında ama İngilizce'de such diye çevirmiş. Such a, böylesiler. Indeed, the truthful. Yani onlar şu indeed gerçekten, hakikaten anlamında. The truthful, doğru kimseler, sadık kimseler. Peki neye sadık bu kimseler? To what they say. Söyledikleri şeye sadık olan kimseler. Evet, bir sonraki ayet-i kerime arkadaşlar. Dokuzuncu ayet-i kerimede vellezine, yine an demek, tebevvehu. Tebevvehu bir yere yerleşmek anlamında. Tebevvehu deare, yurda yerleşen, yani bir memlekete yerleşen. Vel imane, buradaki yine iman da kalplerinde yer eden diyerek çevirmek mümkün. Tebevvehu deare, yani yurt edinenler ve imanı kalplerine yerleşen kimseler. Min gablihim, onlardan önce yurda yerleşenler ve imanı benimsemiş kimseler. Min gablihim, min dandan demek biliyorsunuz. Gabl önce, min gablihim onlardan önce. Yuhibbune, yuhibbune sever demektir arkadaşlar. Yuhibbune, onlar severler. Kimi seviyorlar? Men, burada an kimseyi diyecek zaten. Men hecera, göç eden kimseyi, yani hicret eden kimseyi, ileyhim, kendilerine hicret eden kimseleri severler. Yani önceden Medine'ye yerleşmiş ve iman da kalplerine yerleşmiş kimseler, sonradan kendilerine hicret edenleri severler. Vela yecidune, yecidune bulmazlar. Yani yecidune bulurlar. La yecidune olunca bulmazlar. Fi dade sudurihim, sudur sine, kalp, yürek diye çevirmek mümkün. Sinelerinde haceten, bir ihtiyaç hissetmezler. Mimme, mindanden, me ise şey, utu, verilen şeyden dolayı, yani onlara verilen şeyden dolayı kalplerine bir ihtiyaç hissetmezler. Bunu İngilizcesinde birazdan göreceğiz. Kıskançlık diye çevirmiş İngilizcesi. Haceten ifadesi ihtiyaç anlamında, yani Arapçadan Türkçe'ye çevirdi böyle. Ancak İngilizce'de bu çeviriyi şimdi birazdan farklı göreceğiz. Ve yu'sirune, yu'sirune tercih etmek demektir. Yu'sirune ale, kendi ale üzerine, enfusihim kendilerine tercih etmek. Yani kendilerine göç eden Müslüman kimseleri tercih ediyorlar. Velev kâne, kâne, şuradaki velev sabile, kânenin anlamı, tek başına anlamı, dıdî anlamında, ancak velev kâne olunca olsa bile, bihim, burada bihim, ona, kasasa, yani ona bir sıkıntı duysalar bile. Burada ise İngilizce'de bu kısmı ihtiyaç diye çevirmişler. Yani ona kendileri ihtiyaç duymuş olsa bile sinelerinde bir kıskançlık hissetmezler diye böyle bir çeviri söz konusu. Ve men yuga, her kim kurtulursa şuhha, cimrilikten, şuhha nefsihi, nefsinin cimriliğinden, nefsinin kıskançlığından, her kim kurtulursa, burada bakınız menin devamında fe var. Yani men, an, en kimse veyahut her kim, sase diye çevirdiğimizde devamında genelde fe kullanılıyor. Fe ule ike, onlar humul muflihun. İşte onlar, yine hum, onlar. Burası normalde hum, ancak artık bunları öğreniyoruz yavaş yavaş. Şurası elle başladığı için burası da humu diyerek okunuyor. Normalde bu hum, onlar. Humul muflihun. İşte onlar kurtuluşa eren kimselerdir. Bu kurtuluşa ermek ifadesini yine İngilizce'de başarılı olan kimselerdir diye çeviriyorlar. Evet. Burada mesela şunun üzerine, mesela şurada yuhibbune, onlar severler. Mesela yecidune, tek başına bulurlar anlamında. Hep onlar anlamında olduğu için. Bir de mesela yu'sirune, bunlar mesela onlar anlamına geldiğini görelim. Yani Kur'an-ı Kerim'de
Y ile başlayıp ya da Y değilse U ile başlayıp N ile biten çok kelime göreceksiniz. O yüzden hep orada onlardan bahsediyor. Bunu bu şekilde en azından bu çıkarımı yapıyor olmanız şu an için önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de siz mesela diyelim menune diye bir şey göreceksiniz ve bunun anlamını bilmiyorsunuz. Ama onlar bir şey yapıyor. Belki meale baksanız o anlamı Allah'ın izniyle kendiniz de çıkartabilirsiniz. Oradaki kelimenin ne anlama geldiğini. And it is also for, yine aynı zamanda şunlar içindir. Buradaki also aynı zamanda gibi. Those who, and kimseler için. Kimmiş? Before them, kendilerinden önce had homes, ev edinenler. In el Medine, yani Medine'de ev edinenler. And had adopted the faith, imanı benimseyen kimseler. Love those, sever, kimi sever? Burada yine an en kimse anlamı var. Those who emigrate, göç eden kimseleri severler. To them, kendilerine göç eden kimseleri severler. And have no jealousy, jealousy kıskançlık demektir. Have no jealousy, biraz önce Türkçe'ye çevirirken haceten, ihtiyaç demiştik. Burada bahsettiğimiz kelime, bu kelime. Have no jealousy, kıskançlık yoktur. In the breast, sinelerinde, göğüslerinde. For that which they have been given. Burada they have been given ifadesi, utu kelimesi. Yani bakınız, şuradaki Arapçadaki me utu kelimesi, verilen şey. Şu şekilde çevrilmiş yani. That which they have been given. Yani kendilerine verilen şeyden dolayı. Tabii şu that which'i sadece what diye çevirmek de mümkün. Nedir? Sinelerinde onlara verilen şeylerden dolayı bir kıskançlık hissetmezler. From the booty of Benu en Nadir. Bu da yani o Benu en Nadir Yahudi kavminden alınan ganimetten dolayı. Bu yani bu ganimetin nereden geldiğini de hatırlamış olalım. En başta onlar yurtlarından çıkarılmışlardı. And give them immigrants ve verirler. Ne verirler? Preference. Buradaki preference olunca o zaman tercih ederler. Yani burada sadece prefer diye kullanılmıyor ama şu şekilde give them preference diye kullanılmış. Bu da tercih etmek. Over themselves. Kendilerine tercih ederler. Even though, rağmen. Biz Arapçadan Türkçe'ye çevirirken tabile diye çeviriyoruz ama İngilizce'den çevirirken even though, İngilizler bunu rağmen diye almışlar. They were in need of that. Onlar ihtiyaç halinde olmalarına rağmen. Dolayısıyla ihtiyaçlar olsa bile ne yapıyorlar? Göç eden Müslüman kimselere veriyorlar. Bu da Müslüman olabilmenin sanırım en yüksek mertebelerinden biri. Rabbim yani kimseyi göç etmek zorunda bırakmasın. Önce öyle dua ederim. Sonra böyle bir şey olsa bile şu Müslümanlardan olabilmeyi bizlere nasip et. Yani dünyalık şeyi İslam'a tercih etmemeyi ya da Müslüman kardeşlerimizi kendimize bile olsa ihtiyaç halinde onları tercih edebilmeyi bizlere nasip et. Evet. And whosoever, her kim, bu daha önce hep söylüyorum, şu whoever diye kullanılıyor, is saved from his own covetousness. Yani burası kurtarılırsa, tabii bu kelimeyi tam diyemedim. Evet, hem kim kurtarılırsa from his own covetousness, kim cimriliğinden kurtarılırsa such a, böylesi they who will be the successful, işte böylesi kimseler such a they, onlardır. Peki onlar kim? Who will be the successful, başarılı olan kimselerdir, böylesi kimseler. Evet, devamında vellezine, yine an en, cu, muhtemelen bu dersimi düzenli takip eden arkadaşlar bu artık ellezinenin anlamını öğrenmişlerdir. Cu gelmek demek. Kısa bildiğimiz surelerden de mesela ce diye geçer. Orada geldi, cu olunca geldiler anlamında. Cu yani gelenler, ellezine cu min ba'dihim, onlardan sonra gelenler yekulune. Bakınız yine o tip bir fiil y ile başlıyor, n ile bitiyor. Derler. Rabbena, Rabbimiz derler. Rabbena
fairletter. Bakınız şurası normalde eğofir. Ancak şurası ne ile bittiği için burada iyi okunmuyor. Rabbena gafirlene, bizi bağışla. Bağışla derken şu, bizi bağışla derken hep li ile kullanılıyor. Ama şuradaki zamirden dolayı le'ye dönüşüyor. Lene, ne biz anlamına geliyor. Lene, bizi bağışla. Yine veli, bakınız burada hemen li'ye dönüştü. Veli ihvanine, ve kardeşlerimizi bağışla. Bu ihvan neyi? Bir tanımlıyor arkadaşlar. Nasılmış? Ellezine, yine anen sebegune, bizden önce gelen mümin kardeşlerimizi. Evet. Ve bil imani, yani imanla bizden önce gelen kimseleri bağışla. Ve le tecal, yapma, kılma. Bu ceale kelimesi, kelime köken olarak başında le, yani t olunca tecal, bunun anlamı genel anlamda ardındaki ifadelerle anlam kazanıyor. Yapma, kılma anlamında. Ancak farklı yerlerde, farklı anlamlarda olduğunu da görmek mümkün. Daha çok ardındaki ifadelerle anlam kazanıyor. Ceale kelimesi. Burada bu bir emir. Nereden anlıyoruz emir olduğunu? Bakınız şurada tecal diyor. Cezimle bitiyor. Eğer burası mesela tecali olursa sen kılarsın, yaparsın anlamında. Tabii L'den dolayı kılmazsın, yapmazsın gibi çevirir geniş zaman. Ama emir ifadesi başında L oluyor ve emrin başı hep T ile, yani sen yapma, sen kılma gibi bu şekilde. وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا, kalbimizde gıllen, bir kıskançlık, kin, bırakma gıllen, kin daha doğru olur. لِلَّذ۪ينَ, yine an-en, emenu, iman edenler için kalbimizde bir kin bırakma. Yine Rabbene, şüphesiz Rabbene, ey Rabbimiz. Bakınız burası da Rabbene, şurası da Rabbene ama burada uzuyor. Burada sebep olarak ardında elifle geldiği için, yani kendinde zaten bir uzama var. Bu uzamanın ardında da elif olduğu için bu şekilde Rabbene inneke, şu inneke, şüphesiz sen, raufun, rauf, yani anlam olarak çok şefkat edensin ve rahim, çok merhamet edensin diye buyuruyor Rabbimiz. Evet, devamında and those ve who came after them, onlardan sonra gelenler diyor. Those who came after them. Bakınız those normalde onlar demek. Who olunca an and'ler, came after, onlardan sonra, şuradaki them, onlar tabii, onlardan sonra gelenler, say, şöyle söylüyorlar. Our Lord, Rabbimiz, Lord ifadesi, Rab, our Lord, Rabbimiz, forgive us, bizi bağışla. And our brethren, brethren kardeş anlamında, brethren, who have preceded us, bizden önce gelmiş, geçmiş. Hatta burada bakınız present perfect kullanmış. Who have preceded us. Yani bunların içerisinde bildiklerimiz ya da ondan önceki ama tarihten bugüne Müslüman olmuş kimseleri içeriyor arkadaşlar. Tek başına preceded olsaydı belki bu şekilde düşünemezdik. Yani bizden önce iman edenler. Ama bu ifade, yani have preceded us ifadesi, yani şu present perfect kullanımı geçmişten bugüne ne kadar Müslüman kimseler varsa onları kapsıyor. Bizden önce gelip geçenleri, as in faith, imanla, imanlı bir şekilde gelip geçenleri bağışla. And put not. Buradaki put not yani günlük İngilizce'de don't put diye kullanılıyor. Don't put, yani koyma. In our hearts, kalplerimize any hatred, kin, nefret against, onlara karşı, those who have believed, iman edenlere karşı kalbimizde herhangi bir nefret koyma, bırakma diyor. Our Lord, ey Rabbimiz, you are indeed, sen indeed, gerçekten full of kindness. Full of kindness, nezaket, kibarlık anlamında. Tabii biz bunu biraz önce şefkat diye çevirmiştik. Sen şefkat dolusun, nezaket dolusun, most merciful ve en çok merhamet edensin diye buyuruyor Rabbimiz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Burada kalalım. Sadakallahül azim.